Sanzara. Şöyle göstereyim. Elbistan ilçesinde bir kişi babasını evlendirmek isterken dolandırıldı. Şu Elbistanlı Hacı Temur, Çebeke'nin Elbistan ayağı. Elbistan Şehit Ali Çay Polis Merkezi amirliğine müracaat eden Kamber Başpınar, babasını evlendirmek isterken dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Şimdi 83 yaşında benim babam var. Annem 1,5 yıl önce vefat etti. Babam Elbistan'a getirdik, köyde tek kalmasın diye. Evimde bir hafta falan 10 gün kalınca dedi ki, oğlum ben tek evim, yani ben ayrı bir yere oturtur. Ben burada rahat edemiyorum dedi yani. Pazar, belediye pazarının şeyinde de, emniyetin orada pazar yerinde de bu yoğurt süt satıyor. Bu hacı dediğimiz vatandaş, şu arkadaş. Hacıyla benim yanımda telefonla konuştu. Dedi dayıma böyle böyle bir tane bayan lazım. Ne gerekiyorsa dedi dayımın oğlu da yapacak. O dedi ben araştırayım. Bir gün sonra bize döndü dedi ki, İsrail'de dedi, benim bir bayan arkadaşım var. Onunla konuştum. 55-60 yaşında bir tane varmış. Abdestli namazlı. Tam dayına göre. Büyük Yapalak Mahallesi'nde yaşayan ve şeker fabrikasından emekli olan Başpınar, biz bu şekilde dolandırıldık, başkasının canı yanmasın dedi. Bu İsrail'deki Necla denen kadın telefonla bununla beni konuşturdu. Dedi ki 55-60 yaşında dedi, size göre dedi, tam Hacı abi anlattı. Aynen babam gibi dedi, amcam gibi dedi, senin babana dedi ben yardımcı olacağım. Yalnız dedi, bunun dedi bir tane dayısıyla kardeşi var, Hasan'la Celal. Celal Tan şu. Şu Hasan'ın soy ismini bilmiyorum. Bunlar dedi süt parası istiyor 5 milyon lira. Ben dedim yeter ki babam rahat etsin. Yani bir dolandırma işi olmasın. Ben dedim kabul ederim. Tamam dediler, o zaman siz çıkın gelin. Ayrıyeten dedi ben senden para istemiyorum dedi bu Necla kadın. Bana dedi hediye alacaksın. Dedim ne dersen alacağım. Ne dediyse de Maraş'tan giderken aldım. Dondurmasını, şunları, bunlar, her şeyi, giyecek kıyafet, istedikleri ne varsa. 3,5 milyar liralık bu kadına ben hediye aldım. İstediklerini hepsini aldım. Tamam dediler, oradan çıktık, kadını aldık, tatlımızı yedik. Güzel tokalaştık, sarıldık. Hısım akrubay gibi. Dediler yolunda gerek, çıktık. Kadını da aldık, döndük Elbistan'a. Şimdi Elbistan'a geldik. Elbistan'da kadın, şimdi hiç sesi çıkmayan kadın, yarın bileziklerimi isterim demeye başladı. Ben dedim anam, bak, tamam bileziklerini söz verdim, ben alacağım. Hele yarın olsun. Ben alacağım. Yeter ki sen babamla mutlu ol. Tamam dedi. İkinci günü sabahleyin babamı getirdik oraya. Babamın oraya yerleştirdik. Sabahleyin babam beni telefonla, artık nasıl işte Allah yardım edecek ya, yanlışlıkla mı aradı ne yaptı? Benim telefonum çaldı. Bir baktım telefonumda babam yazıyor. Açtım telefonu. Alo dedim. Babamın sesi geliyor. Benim sesimi duymuyor. Kadın diyor ki ne babama? Kamberi ne yapacaksın diyor. Kamber gelmeden diyor gidek diyor, bankada ne kadar paran varsa diyor, o parayı çek diyor, benim diyor şu bileziklerimi al bana diyor. Babam da diyor ki Kamber'in haberi olmadan, Kamber gelmeden ben bir şey yapamam diyor. Para da onda, her şey onda diyor. Kadın diyor Kamber'i boş ver diyor. Babama ısrar ediyor. Ben bu arada telefonu kapattım, bizim birader Hüseyin'i aradım. Dedim kardeşim ben babamın oraya geçiyorum, acil gel. Ya ben bunu emniyete teslim ettim. Elimden zarar vermeden ben bunu teslim ettim. İspatlı, elimde, beni dolandırmış. Dolandırmış, paranı diyor geri göndereceğiz diyor. Emniyette bunu söylüyor. Benden, emniyetten sonradan öğrendim. Benden evvel de 6 kişiyi dolandırmış bunlar. Bu 6 kişi, benimle 7 kişiyi dolandıranı. Ya biz adalete güvenmiyorsak kendi adaletimizi kendimiz yapmamız lazım. Niye diyeceksiniz? Kardeşim bunu emniyetten adliye 2,5'da çıkacak dedi. Emniyette ifadesini aldı. Ben şikayetçi oldum babam yanımda. 2,5'da vardık. Savcılıkta beni çağırmadılar. Hiç beni ifadeye gideceğim dediler. Beni içeri bile çağırmadılar. Orada bekledim. Kadın içeriye girdi. 5 dakika sonra kadını bıraktı. Serbest bırakıldı. Bu mu Türkiye'nin adaleti? Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.